Evet. Aslında bu gözyaşlarında bu iş ilk önce Nazlı Hanım'a yapılacaktı. Gözyaşı da var burada. Yani hırsı o zaten. Başka bu iddiayı ortaya atan Nazlı Hanımcığım sendin bir tanem. Yurdanur Hanım'ın sana burada çalım atması zoruna gitti. Evet. Yoksa ilk önce yıkanılan ayak seninki düştük olsaydı bu feryat figan edilmeyecekti. Biraz da o şimdi gelinler yıkasın ayaklarımızı ama erkekler yıkamamalı iddiasında. Öyle bir şey olabilir, saygı duyuyorum ona ama artık çocuklarımızı böyle kimse kimsenin ayağını yıkamasın. Kimse kimseye şeye saygısızlık yapmasın. Ya bu bir yeter. İnatlaşmaydı. Yoksa oturup da her gün Yurdanur Hanım'da ayağını uzatıp gel ayağımı yıka demiyor. Bir iddialaşmaydı. Emre de şunu göstermek istedi. Ne var bu ayak yıkama denilen bir şey mi ki? Al yıkadım da ne oldu? Yarın da Nurgül annemin ayağını yıkar. Ne oldu bu? Çocuk oraya getirdi mevzuyu. Ne oldu bu? Gururumdan oynandı, gururumdan. Antep'in yüzüne nasıl bakıcım ya, ben? Ya abla yanlış anlama. Annem ben nasıl diyor bakıcım ya? Ya dün akşam da abla, bak rahatsız oldum artık yukarıya çıktım. Anne dedim kurban olayım elini ayağını öpeyim dedim ya abla. Darbukayla vuruyor da vuruyor, vuruyor da vuruyor böyle yemin ederim şöyle vuruyor aşağı doğru. Çıktım canlı yayında açmış, canlı yayında bir yandan da canlı yayında. Ben de canlı yayındayım. Nurgül'e de kurban olayım dedi. Bir git artık bak yine sakinliğini korudu. Helal olsun diyor. Çık dedi bir annene dedi sessiz olursun musun der misin dedi. Bak dedi hadi biz dedi geç onu siteden zaten atarlar dedi. Ya gelmiş abla darbukayla vurup duruyor ya. Böyle yapıyor abla. Zıplıyor böyle evin içinde. Durmadan böyle zıplıyor. Darbukayla vuruyor. Duvarlara vuruyor. Ya sırf rahatsız olalım yani. Ay benim Nazlı Sultanım gel. Küstü gitti oralara bak. Ben çok utandım, ben çok utandım. Sinirli, çok sinirli. Utanacağın hiçbir şey yok anne. Vallahi yok. Niye utanıyorsun? Kurban olduğum. Bunda utanılacak hiçbir şey yok. Erkek çocuğum oldu diye sevinmiştim. Çok yazık etmişim. Bak. Şurada yapmadığın kepazelik kalmadı. Şurada yapmadığın bana yaşatmadığın rezillik kalmadı. Kalmadı bana yaşatmadığın kefasını. Sevgime, aşkıma saygı hiçbir duymadım. Hiçbir evladımdan senin kadar rezil olmadım, utanmadım. Duymadın abi. Sevgime, olmadı, aşkıma saygı duymadın anne. Ya seviyorum dedim. Düğün yaptım, nişan yaptım. Geldim burada nişanı mahvettin. Bir kere kalbini kıracak bir şey söylediysem gel yüzüme burada. Sen sevdin, sen karşı seni kullanayım. Ot gibi kullanayım seni. Düğünüme geldin, mahvettin. Bu kızın her şey kursağında kaldı ya. Düğün yapacağız daha. Bir kere daha abla. Yapacağız rica tabii ediyorum ablam. Aa, ya. Şöyle vallahi kursağımızda yeter kaldı isteyin abla ya. Vallahi yeter ki kaldı. Efendim Ayşe dert oldu bu Ayşe. Ne oldu Ayşe? Şimdi düğünü de burada yapalım. Cehennemin dibinde de yapsayız o düğünü başına geçiririm. Ha? Andolsun. Ayşe sen niye aranıyorsun bugün? Andolsun. O Ayşe çok konuşmaya başladı. Ay seni yerim ben Ayşe. Söyle. Aslında ben Nazlı Hanım'a üzüldüm ama Nazlı Hanım'ın ayak yıkama derdi değil aslında. Heh. Gol yedi. Mağlup olacağını anladı. Biraz onun için ağlamaya başladı. Ayşe boş boş konuşma olur mu? Allah ihsan. Mümkünse sesin gelmesin kulağıma. Efendim Şükriyeciğim. Şimdi bakın atalarımızın çok güzel bir sözü var. Hı. Ana başa tacmış, her derde ilacimiş. Ya. Bir evlat pir olsa da anaya muhtaçmış. Şimdi ben Emre'yi gerçekten burada tebrik ettim ama herkes hangi mevkide olursa olsun bir erkek annesine her zaman saygı duymak zorundadır. Duyuyor zaten. Hiç duydum, duymadı biliyor bana. Duydu Nazlı Hanım. Çok duydu ama beni yerin diplerine sokmak için sen Emre'nin... Hayır kabul etmiyorum. Emre annesine çok düşkün. Nazlı Hanım'ın bütün çektirdiklerine rağmen bu çocuk annem de annem dedi. Bırakma da aslında. Ben zaten ona kızıyorum. Bu kadar da düşkün olunmaz ya. Çıkart, bırak. Çok ve düşkün. Gelip, yani düşkün olmaz ya. Üstüne taşırım. Diyor ki bir şeye ihtiyacı olur ben burada olayım diyor. Emre çok iyi bir çocuk. Çok evet gerçekten düşkün bir çocuk. Ben zaten onu vurguladım. Ha. Tebrik ediyorum Emre'yi. Ama Nazlı Hanım gerçekten gol yediği için üzülüyor. Ha onu bilmiyorum ha, ama Emre yok, annesine düşkün olduğu için Emre'yi seviyorum ben. Emre ne olursa olsun annem de annem diye burada ağladı da, yerlere de attı, 1000 kere kapıya gitti, özürler diledi. Annem de annem diyen bir adam olduğu için seviyorum Emre'yi. Onun için Nazlı Hanım'ın kişisel öfkesi olabilir, ona da saygı duyuyorum ama Emre annesine düşkün bir adam. Ya zaten düşkün olsa anasının gururunu bu kadar ayak altı eder mi? Anasını babasını bu kadar hiçe sayar mı? Amcalarını dayılarını bu kadar adam yerine... Kayınvalidesinin ayağını yıkayan adamın anasının gururuyla ne alakası var ya? Ya erkek evlat doğurdum diye sevinin, bunun ne alakası var? Şey gibi kullarıyla çocuğu orada. Çıkın çıkın bu moddan, çıkın. Çıkamam. Çıkamam. Çıkamam ben öyle moddan moddan. Çıkamam ben, yerim ben seni, çıkma boş ver. Sen orada kal. Benim annem çok takıntılıdır Seda abla. Takıntılı. Her çok aşırı. Takar, bir şey istemiyorsa dünya hiç kimse o şeyi kabul ettiremez ona. Onun doğrusu. Mesela biz hep bunu ben aynı evde yaşarken yaşardım. Anneme derdim anne saat 12 bakkal kapalı. Hayır bakkal açık. İnanıyor onun açık olduğunu. Gitmeme gerek yok ama gönderecek beni, gideceğim bakacağım geleceğim kapalı. İnat. O zaman diyor ki kapalı. Ya kapalı diyorum, bir şey kapalı açık. Yok dediğim dedik olacak yani. Her zaman böyleydi. Peki Emre sana bir şey sormak istiyorum. Pişman oldun mu üst katına taşıdığına? Pişmanım. Hayır ben sana sormuyorum. Evime oğlumun hayatına girdiğiniz için, kene gibi oğluma yapıştığınız için pişmanım. Ben eşim... Allah o gün haraba kalaydı. Eşime soruyorum, pişman mısın? Eşin gel. Kendini oynatma. Bak, aslında o kadar çok güzel bir duygu ki benim annemin üst katta benim alt katta oturmak çok güzel bir duygu. Çok güzel için. Duygu yaşadı. Şu günden sonra benden korkun. Şu saatten sonra benden gerçekten korkun. Ve efsane döndü. Efsane. Şu saatten sonra efsane var ya. Efsane döndü. Yaşatamayacakları bir şey yok. Yemin edeyim yaşatamayacakları mikrofonu ver efsane. Busun ya sen. Bırak gidiyorsun oralara köşelerde ne ağlıyorsun.